her organ vermek isteyen organ vericisi olamıyor. Tetkiklerinin çok ayrıntılı bir şekilde yapılması gerekiyor. Organ bağış haftası dolayısıyla Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Özkan, organ bağışının önemine dikkati çekti. Nakil yapmak tabii ki hayat kurtarır. Ancak doğru donörden, doğru şartlarda doğru alıcıya nakil yapılması hayat kurtarır. Organ naklini gerçekleştiren doktorun çok dikkatli olması gerektiğini aktaran Özkan şunları söyledi. Hiçbir hastalığı olmayan bir bireyi kronik böbrek hastası durumuna getirmek bir nefroloğun yapacağı en büyük hatalardan birisidir. O yüzden biraz ince ileyip sık dokuyoruz. Her organ vermek isteyen organ vericisi olamıyor. Tetkiklerinin çok ayrıntılı bir şekilde yapılması gerekiyor. Nakil yapmanın hayat kurtardığını, ancak doğru kişiden doğru şartlarda nakil yapılmasına çok dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Özkan şunları kaydetti. Aslında bizlerin sayısını arttırmayı istediği şey kadavradan nakil. Çünkü kadavra olarak adlandırılan kişi artık hani beyin ölümü gerçekleşmiş, hayata geri dönme şansı olmayan kişiler, bu kişilerin eğer organ bağışını yakınları yaparsa bir tane değil birkaç tane hayatı kurtarmış olacaklar. Bu şekilde bağış oranlarını arttırmamız gerekiyor. Ancak yıllar içinde kadavradan nakil oranlarımıza baktığımızda %20 civarında başladığımız noktadayız. 2000 yılında, 2017 yılına doğru baktığımızda kadavradan nakil oranlarımızda ciddi bir artış sağlayamıyoruz. Ve maalesef kadavradan nakil kısmında ne kadar kötü durumdayız görüyorsunuz. Ülke sıralamalarında en sonlarda yer alıyoruz. Nakil canlıdan yapıldığında peki nasıl bir dağılım söz konusu? Birinci derece yakınlardan, ikinci derece yakınlardan, üçüncü derece yakınlardan nakil yapılabiliyor. Burada da yine nakil yapmak tabii ki hayat kurtarır. Ancak doğru donörden, doğru şartlarda, doğru alıcıya nakil yapılması hayat kurtarır. Bir hayatı kurtaracakken hayat elimizin altından kayıp gidebilir. O yüzden alıcı verici değerlendirmesini çok iyi yapmak gerekiyor. Her kadavra, bağışlanan kadavra da organ nakli için uygun değil. Bunun için ciddi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Seminere akademisyenler, hastane personeli ve öğrenciler katıldı.